السلام عليكم عزيز القيمة له دار لي ترك دنيا عزيزي ترك قرداشلرم gerçek vicdan sahibi olan, gerçek insan niyetin nesibisi olan bütün yüce Türk milleti, Türk kardeşlerim. Türk dünyasındaki aziz, kıymetli, sevgili, çok çok hem de çok bana, benim için çok kıymetli olan abilerim ve bacılarım. Ben kardeşiniz, İmam Karda, İmam Kaşgarlı. Aziz anı vatanı olan güzel diyarınız Doğu Türkistanlıyım. Doğu Türkistan güzel Türk diyarının Kaşgar şehrindeyim. 1970 Doğu Türkistan'ın Kaşgar şehrinde güzel şehirde dünyaya geldim. Ve dini ve başka derslerimi okudum ama yüksek ilim tahsil edemedim Çin zulmünden dolayı. 1995 7. ayda Doğu Türkistan güzel diyarından Kaşgar şehrinden ayrıldım. Bu ailesi neden oldu? O da bana şu sebep oldu. Birincisi Çin'in Doğu Türkistan diyarındaki 35 milyon Uygur'u bir gün değiliz yarın mutlaka tertemiz temizleyeceğini 35 milyon Uygur Türk'ünü tamamen bu diyardın bu tıraktın temizlik yapacağını bunu iyi anladığım için, iyi bildiğim için güzel diyarım, güzel şehrim Kaşgar'dan, Doğu Türkistan'dan ayrılmaya mecbur kaldım. Ben şimdi bugün Türkiye, İstanbul'da yaşıyorum. Ben İmam Ahut, babamın ismi Ahut Hoşur, annemin ismi Meryem Mahmut, ben 7 kardeşim. Ben 7 kardeşimin en büyüküyüm. 3 tane kız kardeşim var, 3 tane erkek kardeşim var. Kız kardeşimin büyüğünün ismi Ayşe Havut. İkincisi ismi Reyhan Nisa Havut. Üçüncüsü Hayrın Nisa Havut. Erkek kardeşimin ismi, erkek kardeşlerimin ismi. Birincisi Muhammed Abdullah Havut. İkincisi Abdülhekim Havut. Üçüncüsü Abdünebican Havut. Bu 6 tane kardeşimden, kız kardeşimden ve erkek kardeşimden annemden hiç haber alamıyorum. Ben 95 vatandan ayrılandım beri 23 seneden beri hiç onların yüzünü göremedim. Hiç onlardan bir gerçek manada haber alamadım. Biz en son 2012, 6 sene önce en son sesini duymuştuk. Annemin sesini en son 6 sene önce duymuştum. Çinliler, ben yurt dışındayken her ayda annemi, babamı baskı altına alıyordu. Babam 2019, Çinliler tarafından katledildi. Annemin hayat mıdır? Sağ mıdır, nasıldır hiç haber alamıyorum. Ve aynı zamanda annemin kardeşi olan Abdülşit Mahmut ve Mecit Mahmut ve hanımı Mehrin Nisa Mahmut, oğlu Hacı Ekber Abdülmecit gibi birçok akrabalarımdan hiç haber alamıyorum. Ama şu son gelişme göre Kazakistan tarafından gelen
daim Abdülmecit Mahmud'un haberini zor da olsa aldım. Oğlu Mısır'da eğitim aldığı için Azher'de oğlunu 6 sene hapsatmışlar. Ve oğlumu yardım ettin diye o daimi Abdülmecit Mahmud'u ve hanımı Atikem Mahmud'u ve hanımı Mehrinisa Mahmud'u 15 sene hüküm ederek hapsetmişler. Ve aynı zamanda annemin annesi olan Rabia Ömer de aynı şekilde 82 yaşında, yani 83 yaşına kadem bastı, o da 10 sene hapsatılmış. Ben buradan bütün dünyadaki insanlara, özellikle bütün dünyadaki Türk kardeşlerime, onların vicdanına, onların insanlığına hürmet bildirerek onların selam ediyorum. Başkanımız Ertuğrul Özkan. Cumhurbaşkanımız. Ve mümkünse sevgili, kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Başkomutanımızdan yardım istiyorum. Başkomutanımızın benim bu Meryem Mahmud anneme yaş yaşımda 75 yaşında ve annemin annesi olan Burabiye Ömer 85 yaşında ve dayım Abdülmecit Mahmud, dayım Abdülmecit Mahmud ve hanımları oğlu Hacı Ekber Abdülmecit gibi onların Çin Nazik kampından, Çin elinden kurtulmasına yardım etmesini rica ederim. Allah hepinizden razı olsun. Selamünaleyküm ve rahmetullahi aleyküm.